Evet, şimdi gelelim bizim en çok bilmemiz gereken, çünkü bu yıl ben bundan da bir soru bekliyorum açıkçası. Bağımlı, bağımsız, değişkene. Bak, buraya yazıyorum. Bunun bağımlısı, bağımsızı, kontrol edilen değişkeni. Bunun bağımlısı, bağımsızı, kontrol edilen değişkeni. Bağımlı, bağımsız, kontrol edilen değişken. Tamam. Bak şimdi. Olay aslında çok basit. Sen de birlikte bunu çözeceğimize eminim. Burada bir kere bağımsız. Ben her zaman size diyorum ki, hatta kolaydan başlayalım. Her zaman kontrol edilen değişken bir numarada bulacağınız şey olsun. Tamam mı? Her zaman bunu ilk baş bulun. Bir numara, bir numara. Kontrol edilen değişken akü numara, bir numara gibi oldu. Kontrol edilen değişkeniniz bir numara olacak. Tamam. Niye? Çünkü daha basittir. Belki bu sayede bir küçük eleyebilirsiniz. Kontrol edilen. Şimdi bana söyle bakalım. Şurada birinci deneyin, ikinci deneyin, üçüncü deneyin. Şurada kontrol altında bulunan neler? Bak, bakıyorum. Sıcaklık kontrol altında mı? Altında. Değişmedi. Sıcaklık. Özdeş ısıtıcı diyor mu? Diyor. Eşit süre diyor mu? Diyor. Özdeş. Bak, değişmeyenler. Not al. Değişmeyen. Değişken bu. Özdeş ısıtıcı ve eşit süre. Tamam. Peki su cinsinde bir kontrol eden değişken mi? Tabii ki su, sıvı cinsi diyeyim ya da. Sıvı cinsi. Peki hocam kap var mı? Tabii ki kap değişmiş mi? Değişmemiş. Geldim zurnanın tam olarak zıt dediği yere. Bağımsız. Arkadaşlar ben Serdar bunu şu şekilde anlattım. Dedim ki bağımsızın sesi sana sayısı veya cinsini hatırlatsın. Sayısı veya cinsi. Biliyorsunuz ki bağımlı da bağımsıza bağlı. Yani demek istiyor ki sen bunu değiştirdiğinde ne oldu? Bak, bağımsız değişen, bağımlı sen bunu değiştirdiğinde ne oldu diyen. Tamam. O zaman bak, bakıyorum bağımsız ikisinin arasındaki tek fark ne? Kütle miktarı değil mi arkadaşlar? O zaman senin madde şey, bağımsız değişkenin kütle miktarın. Peki bağımlı bağımsız sorar. Peki sen kütle miktarını değiştirdiğinde ne oldu? Benim ısınma sürem değişti. Veyahut da sıcaklık artışını değişti. Hatta yazayım bak, ısınma süresi. Isınma süresi. Tamam. Bu birinci örneğimiz. İkinci örneğe geçtim. Burada ise bak, kontrol eden değişkeni bana hemen söylemelisin. Bir kere kaplar eşit mi? Eşit. Kaplar cepte. İlk sıcaklıklar eşit mi? Eşit. Cepte. Sıcaklık. Sıvı cinsleri eşit mi? Eşit. Cepte. Bak, aynılarını yazıyorum. Hiç başka bir şey yapmıyorum bak. Sıvının cinsi, sıcaklığı, kap ve ben başka ortak, hatta kabı da yazdım buraya. Evet, doğru, kabı da yazdım. Başka ortak bir şey göremiyorum. Şimdi gel gelelim bak, özdeş ısıtıcı diyor. Eşit süre ısıtıcı diyor. Ama farkındaysan bir tanesinde iki tane var. Bir tanesinde bir adet var. Tamam. O zaman sana ben şunu diyeceğim. Diyeceğim ki bağımsız sayısı veya cinsi değişen şey ne burada? Bakıyorsun 100 grama 50 gram. Tekrar madde miktarı. Madde, miktar, kütlen yani. Değişmiş mi? Değişmiş. Ama bir değişen bir şey daha var. Kim? Isıtıcı sayısı. Isıtıcı. Tamam. Değişmiş. Peki sana sorarlar. Bağımlı, biliyorsunuz ki bağımlıya bağlı. Sana der ki sen bunu değiştirdiğinde ne oldu? Bak, şuraya hatta hayali bir ürün çizelim. Bu bağımlı olsun. Hatta üzgün görmüş olduğunuz gibi bağımlı, bağımlı, bağımsız bağlı olduğu için. Bu da mutluluktan uçuyor tabii, bana bağlı diye. Bağımsız. Diyor ki bu sen değiştin de bana ne oldu? Artık aklımıza kalsın diye bu şekilde karikatür yapıyorum bak. Geldim bağımlı değişken. Bağımlı değişken sen bağımsız değiştiğinde ne oldu diye soran değil miydi? O zaman bak, soruyorum hemen. Bağımlı değişken soruyor. Madde miktarı ısıtıcı değişti, ne oldu? Isınma süresi değişti. Al, aynı şey oldu aslında bak. Isınma süresi. Peki en son soruya geldim. En son öncülüme geldim. Şimdi senin bakman gereken şey ne? Şu. Sana diyor ki burada bağımlı bağımsız değişken hemen bana söyle. Bana bir kere şunu söylemelisin. Kontrol edilen değişken hemen seni bekliyorum. Bul. Kontrol edilen değişken. Bak. Kaplar var mı? Var. Cepte. Peki. Özdeş ısıtıcı. Eşit süre. Hatta burada süre yazabiliriz arkadaşlar. Bak, süre diyor çünkü bir de. Eşit süre. Süre var mı? Var. Isıtıcının eşit mi? Eşit. Oldu mu? Oldu. Isıtıcı sayısı da eşit aynı şekilde.
Sonrasında bakıyorum, ben sanki böyle küt değil de aynı görüyorum. Ve ilk sıcaklığı da aynı görüyorum. Bak, ilk sıcaklık ve kütle de aynı mı? Aynı. Bak, farkında mısın? Kontrol edilen değişkenin hepsini yazdın aslında neredeyse. Geldim benim bağımsız değişkenime. Bağımsız. Benim sayısı veya cinsi değişen şeyim ne? Sayılarda bir değişiklik görüyor musun? Görmüyorsun. Peki cinslerde bir değişiklik var mı? Var. O zaman sıvının cinsi diyebilir miyim ben buna? Bak, az önce zeytinyağını zeytinyağıydı. Suya suydu. O zaman bu bir sıvının cinsine bağlı bir değişiklik. O zaman sen bağımlı hemen sorsun bakalım. Sen sıvının cinsini değiştirdiğinde bu deneyde ne farklılık etti? Ne oldu yani? Ne oldu? Isınma süresi değişti. Tamam. Aklında bulunsun. Ve peki gel gelelim şeye, şu örneğimizi. Çünkü bu örneğimizi de yapalım, ardından soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Peki ben sana desem ki güneşte bırakılan karpuzun bir miktar sorması. Sence ısı almış mı, ısı vermiş mi? Soğuyorsa ısı vermiş tabii ki. Kolayanın buharlaşması ısı aldı mı verdi mi? Buharlaşmak ısı alan. Suyun donması, su donarken kendi ısısını vermez mi? Verir. Çünkü ısısını verip soğukluk yaşaması lazım. Çamaşırın kuruması. Çamaşırın kuruması da bir buharlaşma olayı değil mi? Buharlaşma olayı ise sen diyeceksin ki bu bir ısı alan olay. Buzdolabına bırakılan yiyeceklerin soğuması. Buzdolabına ben bir yiyecek bıraktım. Soğuyorsa içindeki ısıyı verdiği için değil midir? Verdiği içindir. Dondurma niye erir? Çünkü dondurma daha doğrusu kendi ısı aldığı için daha doğrusu erimeye başlar. Isı alması. Buzdolabından çıkarılan kavanozun dış yüzeyinin sulanmacıklarının oluşması. Buzdolabından suyu aldım. Baktım üzerinde bir süre sonra damlacık oluşmaya başladı. Bu havadaki su buharının orada soğuması üzerine değil mi? Kendi sıcaklığını ısısını vermesi değil mi? Vermesi. Yemeklerin pişmesi ne demek? İçindeki soğukluğu vermesi demek. Ardından ısı alan değil, ısı veren. Yağmurun yağması, yağmur nasıl yağar? Havadaki su buharının yoğunlaşması üzerine benim yağmurum su damlacıkları oluşur ve hani soğukluk az kendi sıcaklığını verip soğuk olması aslında ısıyı ne yapıyor o zaman? Veriyor. Şunu tekrar söyleyeyim, ben yanlış şey işaretlemişim. Buzdolabından çıkarılan bu kavanozun dış yüzeyine ne su buharı olur? Çünkü su damlası olur. Çünkü havadaki su damlacıkları orada soğuyarak kendi ısısını verip soğuduğu için senin bunu yapman gerekiyor. Geldiğim birkaç soru çözeceğim. Bir sonraki derste ise Mart ayının örnek sorusunu çözeceğim. Şimdi bak. Görülüyor mu diye bakıyorum. Görülüyor sanırsam. Arkadaşlar, periyodik sistemle ilgili bir soru çözmek istiyorum ilk öncelikle. Şimdi bak, buraya baktım. Hangisi söylenemez? Senin bunu söylenemez demen gereken dediğin şey neymiş, ona bir bakmak lazım. Ceylan'ın hazırladığı Çarkı Felek oyununda geçmişten günümüze periyodik tablonun gelişim serüvenini anlatmıştır. Çarkı çeviren öğrenci okula denk gelen çalışmayı yapan bilim insanının ismini doğru söylendiğinde o bölümün puanını alacaktır. O zaman oku her bir farklı bir bölüme denk getiren 4 öğrenciyle ilgili şu bilgiler verilmektedir. En yüksek puanı Eda almış, tamam mı? Eda en yüksek puanı alacak. Bu bir. İki. Zeynep oku 25 puanlık bölüme isabet ettirmiş ama hiç puan alamamıştır. Yani kız şunu bilmiyor. Elementleri 8'er gruplar halinde sıralayan kişiyi bilmiyor. Geldim. Diğer bir soru. Mert Ali'den daha fazla puan almıştır diyor. Mert, şuraya yazayım. Mert büyüktür Ali. Puan olaraktan. Peki. Ali'lere selam olsun bu arada. Ali'ler kalp. Eda sana hangisi söylenemez diye sormuş. Eda Dimitri Mendeleev'in ismini söylemiştir. Eda en yüksek puan aldı mı? Aldı. Eda bütün soruları doğru cevapladığına göre Dimitri Mendeleev ismi doğru söylemiş olabilir mi? Burada hatta bakabilirsiniz. Elementlerin atom numarasına göre dizdi. Elementlerin atom kütlesine artışına göre dizdi. Sonrasında elementleri üçlü gruplar halinde şeklinde sıraladı. Elementleri sekizli gruplar halinde ayırdı. Mesela bunu yapan kişi Dimitri Mendeleev ve bunu doğru bilmiş Eda. Eda full çekmiş zaten. Bu Döbreiner ismini Mert söylemiştir. Şimdi Mert Ali'den daha fazla puan alıyor. Arkadaşlar Döbreiner ismini, hatta en sonuna da gelin, ben ilerleyeyim, bir de şunu söylemek istiyorum. Harry Mosley ismini bir kız öğrenci söylemiştir diyor. Harry Mosley ismi bizim için Mosley neydi? Çakal demiştik hatta. Adam atom kütlesine göre dizmişti Mendeley. Bu da gelip üstüne konmuştu. O zaman bakıyorum. Bir kere Zeynep ve Eda var değil mi? Eda bütün hepsini doğru biliyor. Bakıyorum şimdi, elementler atom kütlesine göre dizmiş olduğunu söylemiş. Elementler atom numarasına göre dizmiş olduğunu söylemiş.
Daha sonrasında elementlerin sekizli gruplar halinde ayırdığını söylemiş. Daha sonrasında elementleri üçlü gruplar halinde sıraladığını söylemiş. Şimdi elementleri atom numarasına göre dizdiğini söyleyen atom numarası bizim Henry Moseley'miz değil mi? Henry Moseley. Peki Zeynep sadece 25 puanlık bölümü denk getirip puan alamadıysa Zeynep iptal. Doğru mu? Eda en yüksek puanı aldıysa Eda şunu almış olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman bunu bir erkek söylemesi gerekiyor. Bu yanlış bir öncül arkadaşlar. Bu da New London ismini hiçbir öğrenci söylememiştir. New London ismini hiçbir öğrenci söylememe gibi bir durumum yok. Çünkü burada keşif var arkadaşlar. Bunu bilin. Peki gel gelelim şu alttaki ben periyodik sistemli bir sorumuz var. Onu çözmek istiyorum. Çünkü bu önemli olaraktan gördüğüm bir soru. Bakıyorum. Diyor ki sana burada. Hangisi doğru verilmiştir? Atomlar proton sayılarına göre çizelge yerleştirildiğinde aynı gruptaki elementler benzer özellik gösterir. Bak. Aynı grup benzer özellik. Periyodik sistemde elementler artan atom numarasına göre düşey ya da yatay sırada oluşturulur. Elementlerin arasında katman sayısı fazla olan yıldızdır. Bak, yıldızın katman sayısı fazla. Katman nedir? Parantez, periyot. Yani yıldız en sağ tarafta kalacak. Bakıyorum, yıldız, bak üçgen burada görüyor musun? Bu yanlış. Bakıyorum mesela, yine bakalım biz her şıkkı değerlendirelim. Hatta şu tekrar söyleyeyim şunu. Elementler arasında katman sayısı fazla olan yıldızdır. Yıldız en sağ tarafta olması gerekiyor aksine. Bakayım. Yuvarlak ve kare elementlerinden son yörüngesindeki elektron sayısı fazla olan yuvarlaktır. Son yörüngesindeki elektron sayısı bana grubu vermez mi? Grubu veriyorsa eğer yuvarlak en sağ tarafta olmaz mı? Olur. Burada katman sayısı periyot diyorsa en alt tarafa bakacak yıldız. En alt taraflarda olmalı yani. Peki. O zaman şu yuvarlığa bakıyorum en sağ tarafta. Bu olmadı. Bu yanlış. Bak bu olabilir. Cepte kalsın bu da olabilir. Cepte kalsın bu da olabilir. Cepte kalsın. Üçgen yuvarlak elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. O zaman üçgen ve yuvarlak aynı grupta olmak zorunda mı? Zorunda. Aynı periyotta. Hayır. Aynı periyotta değil. Hayır. Cevabınız Bursa. Niye? Bak elementler arasında katman sayısı fazla olan yıldız. Üçgen yukarıda farkındaysan bak grupları farklı periyotları farklı. Yıldız aşağıda. Bir. Elektron sayısı en fazla olan son yüngesindeki elektron sayısı yuvarlağın fazlaymış kareden. Bak daha fazla ve üçgen ve yuvarlak aynı grupta benzer kimyasal özellik gösteriyormuş. Sana ne demişti? Benzer kimyasal özellik aynı gruba hakimdir demişti. Bunu da bilelim. Başka konularla ilgili çözmek istiyorum birazcık da. Kimyasal tepkimelerimiz var. Fiziksel kimyasal değişimimize birazcık bakalım. Şimdi bu soruda sana ne söylemiş? Hangi seçenekle doğru verilmiştir? Tamam mı? Soru doğru bir şey arıyor. Bana diyor ki maddenin iç yapısında değişiklik olmadan sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimleri fiziksel bunları mutlaka okuyun. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişiklikler kimyasal değişim. Bir öğretmen fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları anlatmak için aşağıdaki deneyleri hazırlamış. Deney tüpüne bir miktar şeker ve su koymuş. Ardından deney tüpüne sıcak su içine daldırıp bir süre gözlemlemiştir. Sen hani bir düşün bakalım. Sen şekerli su oluşması herhangi bir kimyasalama delalet eder yoksa herhangi bir farklı bir şey yapar mı? Deney tüpüne bir miktar şeker koymuş ve deney tüpünün şeker kararına kadar. Bak babalar gibi bir kimyasal, babalar gibi bir fiziksel. O zaman sen ilk etapta fiziksel değişim ise herhangi bir birleşme yaşayamazsın. Herhangi bir ayrılma yaşayamazsın. Herhangi bir birleşme yaşayamazsın. Olduğun yerde sadece yer konumların farklılaşabilir yani. Ama diğerinde ise tabii ki ayrılmalar falan filan olabilir cevap adına. Geldim. İkinci soru çözelim. Sonrasında başka hangi sorunumuz var mesela? Kimyasal tepkimeler var. Bunlarla ilgili soru çözmek istiyorum sizinle. Benim burada ispat etmek istediği şeyi olabilir olan bir şey söylüyor. Sana diyor ki fen bilimleri öğretmeni laboratuvar ortamında aşağıdaki deneyleri yapıyor. Karbonat üzüm sirkesi içine 2 kaşık karbonat atıyormuş. Bak. 1 kalıp tereyağı bu kimyasal bir olay. 1 kalıp tereyağını ısıtıyor ve tereyağı sıvı hale geliyor. Bu fiziksel bir olay. Niye? Çünkü erimek. Hocam ama ateş var ama eriyor. Herhangi bir şey yapmıyor ki, yanmıyor ki. Bir miktar kömürde ısıtıyor. Koyu renkli yeni bir madde oluşurken etrafa koku yiyor. Bak. Bizim kimyasal değişimlerdeki etkilerimiz neydi? Renk değişimi olacak. Gaz çıkışı olacak. Veyahut da ısı veya ışık çıkışı olacak. Tamam. A'da diyor ki kimyasal tepkime gerçekleşebilmesi için mutlaka ısı gerekir. Hayır. Bak fiziksel. Yanlış. Isı kaynağının kullanıldığı bütün olayda kimyasal. Hayır. Soğuk ortamda gerçekleşmeyen bir kimyasal tepkime sıcak ortamda gerçekleşebilir. Burada sen bunu çıkaramazsın arkadaşlar.
Bir olay sonunda yeni bir madde oluşuyorsa olay kimyasal değişimdir. Tabii ki bunu çıkarabilirsin. Gel gelelim diğer bir sorumuza, kimyasal tepkimeler sorumuza. Sana burada bunu özellikle aslında söyle göstermek istiyorum ve şu soru çözmek istiyorum. Hangisi söylenemez? Sana demiş ki, olumsuz arıyorum bu arada. Kimyasal tepkimelerde kimyasal değişim oluyan maddelere girenler falan işte çıkanlar ürünler diyor. Atomların cins sayısı değişmez. Sadece atomlar arasındaki bağlar koparak yeni bağlar oluşur. Fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki bilgileri verdikten sonra tahtaya bir tepkime modeli çizip öğrencilerinden tepkime ile ilgili 3 çıkarım yapmanı istemektedir. Diyor ki ürünlerde soru işaretiyle ifade edilen yere 2 tane oksijen gelmedi. Niye? Çünkü 2 oksijen var, bak gördün mü? Doğru demiş kim dediyse. H2O kendisini oluşturan H2 ve O2 elementlerin özellikle taşımaz. Taşımıyor bak. Yanıcı O2 yanıcıdır. Bu söndürücü, doğru. Bunlar göstermiş. Maddesinin toplam kütlesi bununla bunun toplam kütlesinden daha azdır. Az mı? Yanlış. Aynı olması gerekiyor. Diyor ki bu öğrencinin bu konu hakkında yeterli ilgili hangisi söylemez? Öğrenci bir kere toplam kütle miktarını, kütlenin korunu kanunu bilmiyor. Atomların cinsinin değişmediğini biliyor. Atomların kütle korunumu olduğunu biliyor. Bilmiyor. Kütlenin korunumunu bilmiyor diyor. Daha sonrasında atom sayısının değişmeyeceğini bilmiyor. Oluşan ürünün kendisini oluşturan maddenin özelliklerini taşınmadığını bilmiyor. Arkadaşlar gayet biliyor çocuk farkındaysanız. Sadece kütleyi bilmiyordu. Bu yanlış bir öncü. Tamam. Bir sonraki sorumuzda ise şu sorumuzu çözelim bakalım. Ne demiş burada size? Diyor ki hangisi doldurmuştur? Doğru doldurmuştur. Bakalım Erdem öğretmen başlangıç kütlelerini tarttığı demir ve kükür tozlarını aynı kalıba koyarak ısıtıyor. Tepkime sonunda maddelerden renk değişimini öğrencilerin gözlemlemesini sağlıyor. Tepkime sırasında maddelerden kütle değişimini grafik ile gösteriyor. Tepkimeyi gözlemleyen öğrencilerin aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtıyor. Farkında mısın? 56, 56, 112. Okey mi? Ve 56 bak kükürt buraya geliyor. 24'e kadar geliyor. Sonrasında bu buraya kadar geliyor. Ve hepsini bitiriyor. Sen bundan şunu çıkaracaksın. Kükürt artmış. Sıfıra gelmemiş çünkü. Tepkimede oluşan demir 2, sülfar, yani demir, ikinci şu yani. Demirimiz şu. Ve kütlesi kaç gramdır? Bir kere senin bunun hepsinin kütle korunum kanunu olduğunu bilmen gerekiyor mu? Biliyorsun. Ama sana diyor ki ben kükürtüm ve 24 gram arttım. O zaman 112-24 kaç edecek? 88. Burası 88 etmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Bak arttığı için artan kısmı almıyorsun. Sana FS'yi sormuş sadece. Kükürtü de sormamış ki. Tepkime giren maddelerin kimliği değişen hangileridir? Arkadaşlar kimyasal tepkimede kimliği değişmeyen var mı sanki? İkisi de yalnız F falan değil yani. Direkt ben ciddi asacağım. Neyse. FS yani bu demir, kükürt kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır mı? Tabii ki hayır. Tepkime giren maddelerden artan hangisidir? Tabii ki kim? Kükürt. Yani cevabınız Bursa. Bir sonraki ders devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.